Merhaba, bugün size 3 haber derledik. Aslında çoğu ABD tarafından geliyor ama ilk olarak Ethereum'la başlamak istiyorum. Bildiğimiz üzere Ocak 2024'te önce spot Bitcoin ETF'leri onaylanmıştı ve hemen aynı gün neredeyse işleme açılmıştı. Ve onun ardından spot Ethereum ETF başvuruları gelmişti. Yılın ilerleyen dönemlerinde ETF başvuruları Ethereum tarafından kabul edildi ancak işleme henüz açılmadı. İşlemler başlamadı ve Wall Street'teki analistler ve gerçekten bu alanda çalışan ETF analistleri 23 Temmuz'da işlem görmeye başlayabileceğine dair görüşlerini dile getirmeye başladılar. Bu sırada da tabii ki bunun yatırımcı davranışlarına etkili olduğunu görebiliyoruz. Bunun aslında on-chain datasını çekebiliyoruz ve bu dataya baktığımız zaman stake edilen Ethereum miktarının, Ether'lerin neredeyse rekora doğru yol aldığını görebiliyoruz. Öyle ki şu an bugünkü piyasa değeri 114 milyar dolar eden 33.2 milyon Ether'in stake edildiğini söyleyebiliriz. Ve bu aslında çok çok büyük bir rakam. Çünkü toplam dolaşımdaki Ether arzının yaklaşık %28'ine denk gelen bir miktardan bahsediyoruz. Stake edilen Ether anlamında. Peki 30 milyon Ether, stake edilen Ether sınırı ne zaman aşılmıştı diye baktığımız zaman da Şubat ayını görüyoruz. İkinci haberimiz Wall Street'ten yine BlackRock tarafından geliyor. Hep Bitcoin tarafında olumlu ya da olumsuz açıklamalarla ön plana çıkan bazı bankalar olduğunu ya da bazı şirket CEO'ları olduğunu biliyoruz. Son haberde, son açıklamada aslında BlackRock CEO'su Larry Fink'ten geldi ve kendisi en yüksek sesle, bu zamana kadar yaptığı en yüksek sesli şekilde Bitcoin'e olan desteğini dile getirdi ve kendisini Bitcoin'e inanan biri olarak konumlandırdı. Big Believer, İngilizce ifade etmek gerekirse, kendini bu şekilde ifade etti. Söz konusu şey Bitcoin olduğu zaman. Ama bir de şöyle bir açıklaması var. Bitcoin'i dünyaya kötümser bakanlar için iyi bir yatırım aracı olarak gördüğünü dile getirdi. Tabii ki yakın zamanda Trump'ın yaşadığı olaya değinmeden bunu söyledi. Ama yine de Bitcoin tarafında olumlu yönde yaptığı açıklama hakikaten önemliydi. Üçüncü haberimiz gerçekten heyecan verici bir haber. Yine Amerika tarafından geliyor. Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, merkeziyetsiz yapay zekaya odaklanan bir fon kuracağını, hayata geçireceğini açıkladı. Şu an bu fonun açıklanan ismi The Grayscale Decentralized AI Fund. Peki bu fon ne yapacak, içinde ne var diye merak ediyorsanız açıklama metnini de görebilirsiniz. Hatta en fazla ağırlığa sahip olan projelerin isimleri de belirtilmiş durumda. Rebalancing, yani yeniden dengelenmesi, her 3 ayda bir yapılacak bu fonun. Peki bu fon neden kuruldu, hangi amaçla kuruldu diye bakacak olursak da şunu söyleyebiliriz. Yapay zeka tarafında bazı iyileştirmeleri destekleyecek, finanse edecek. Bunlar arasında chatbotlar, yani sohbet robotları var, üretken görseller var ve diğer yapay zeka tabanlı uygulamalar var. Ama iyi bir şeylerin geliştirilmesini desteklerken elbette olumsuzla savaşmayı da destekleyen bir fon olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar arasında, yani savaşmaya destek vereceği şeyler arasında deepfake'ler ve dezenformasyon da var. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin, bu tarz haberlerin artarak devam edeceği görüşündeyiz. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.